Ah, merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben de tam allık sürmek üzereydim. Makyajım tamamlandı, sadece allığım kaldı. Acaba dedim allık sürmesem mi? Sonra dedim ki olmaz. Allıksız yarım kalırım. Neden? Çünkü elmacık kemikleriniz de belirginse onları daha belirgin kılmanın en önemli yollarından, en mühim yollarından bir tanesi allık sürmektir. Hiç makyaj yapmak istemeseniz bile sadece allıkla yüzünüze böyle canlı, kanlı, pembe bir renk verebilirsiniz. Allık nasıl sürülür? Önce uygun bir allık fırçası almanız gerekiyor. Allık seçiminizi de yapıyorsunuz tabii teninize uygun olarak. O da ayrı bir video konusu. Şurada gördüğünüz hat allık sürme hattıdır. Fırçamızı allığa batırıp şuraya sert bir çizgi yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Sertçe. Ve onu dağıtıyoruz. Teşekkür ederim. Bir miktar da üflüyoruz. Yine aynı şekilde buraya da. Tam şu hat. Bakın. Yani elmacık kemiğiyle, elmacık kemiğinden sonra içeriye çöken hat vardır ya, oraya. Sert bir şekilde sürüyoruz. Aşağı doğru dağıtıyoruz. Daha sonra bir concealer veya bir aydınlatıcı veya teninizden bir iki ton açık bir pudrayla gözaltı bölgenize aydınlık veriyorsunuz. Ve oranın sınır noktası da şu kemiğin başlangıç, elmacık kemiğinin başlangıç, tepe noktası. Sınır burası. Burayı aşağıya doğru aşmıyoruz. Burayı da aydınlattığımızda, gözaltı aydınlık olduğunda, hatta buradan başladığında elmacık kemiği ne oluyor? Yükselti olarak meydana çıkıyor. Ve kendini belli ediyor. Şöyle de bir dağıtırsak. Allık sürmenin en kolay, en pratik yolu bu. Elmacık kemikleri belirgin olanlar için geçerli bir allık sürme metodu bu. Elmacık kemikleriniz çok belirgin değilse gülümseyerek oluşan tepe noktalarının üzerine allığı uygulayabilirsiniz. Bu da ayrı bir yöntem. Allık sürdükten sonra burnunuza, çenenize ve alnınıza da minik dokunuşlar yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.